Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamdolsun yüce Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz önderimize. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı, sıyam ayı dedik, oruç ayı. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz, ya eyyühellezine amenu, kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Femen şehide minkumus şehra felyasum buyurur. Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç yazıldı, farz kılındı. Takvalı olasınız diye. Kim o aya erişirse o ayı oruç tutsun. Kim o aya şahit olursa o ayı oruçlu geçirsin. Yine ayetin devamında Rabbimiz eyyâmen ma'dûdât buyurur. Sayılı günlerde oruç size farz kılındı. Değerli kardeşlerim, hiç düşündük mü? Neden oruç Ramazan ayında farz kılındı? Aslında biz diğer günlerde de oruç tutabiliriz. Senenin 4 günü dışında Ramazan bayramı birinci günü, Kurban Bayramı'nın 4 günü dışında biz diğer günlerde oruç tutabiliriz. Nafile oruçlarımız, kaza oruçlarımız, adak oruçlarımız. Ama farz olan oruç Ramazan'da farz kılındı. Yüce Rabbimizin her söylediğinde sayısız hikmet var. Her eylediğinde sayısız hikmet var. O buyurmuşsa hikmetindendir. O duyurmuşsa hikmeti vardır. Bize düşen hakim olan Yüce Allah'ın o hikmetlerini kavrayabilmek. Değerli kardeşlerim, Ramazan diğer aylardan farklı olarak Kur'an'ın son peygambere, son kitabın inmeye başladığı aydır. Bu yüzden Ramazan ismi Kur'an-ı Kerim'de yegane ay ismi olarak geçmiştir. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayetinde Ramazan ayının ismi açıkça zikredilmiştir. Ve o ayın Kur'an'ın indirildiği ay olduğu özellikle beyan buyurulmuştur. Ramazan Kur'an'ın indirildiği aydır. Kur'an yüce Allah'ın rahmetinin en büyük tecellisidir insanlığa, hepimize, bizlere. İşte biz yüce Rabbimizin o büyük rahmet tecellisi karşılığında bir şükür ifadesi olarak, bir teşekkür göstergesi olarak oruç tutarak Rabbimize icabet ediyoruz. Rabbimizin bu büyük nimetine karşılık veriyoruz. Ya Rab, sen rahmetinle tecelli ettin, Kur'an'ı bize gönderdin, indirdin. Kur'an ki bizim hayatımıza değer katan, hayatımızı düzenleyen, hayatımızı şekillendiren, anlamlandıran kitap. Sen bize bu büyük lütfunu ikram ettin. Bizim de bu büyük nimet karşılığında sana haşa maddi bir şey sunmamız, maddi bir şeyi hediye olarak vermemiz mümkün değildi. Biz de sana kulluğumuzu sunuyoruz Allah'ım. Kulluğumuzun da en riyasız göstergesi olan sıyamımızı, orucumuzu sunuyoruz Rabbim diyerek Allah'ın Kur'an nimetine karşılık bir teşekkür ifadesi olarak oruç tutuyoruz. Değerli kardeşlerim, oruç bizi arındıran, bizi donatan, bizi Rabbe yaklaştıran en temel ibadetlerimizden birisidir. Elbette namaz da kulun Rabbine en yakın olduğu an secdeyi bağrında barındıran ibadet olarak, kulun Rabbi ile söyleşisi olarak kulu Rabbine yaklaştıran ibadetlerdendir. Ama oruç farklı yönleriyle hem ruhi donanım, hem maddi bedeni donanım, hem manevi donanımla kulu Rabbine yaklaştıran en önemli ibadetlerimizdendir. Onun için oruç ayetlerini incelediğimiz zaman, ey iman edenler, size oruç farz kılındı. Sonraki ayetlerde Kur'an'ın indirildiği ay Ramazan, Ramazan'a erişen oruç tutsun buyuruldu. Sonraki ayette kulların sana benden soruyorlar.
ben onlara çok yakınım buyurarak Yüce Rabbimiz kullarına yakın olduğunu ifade ederken aslında oruçla, Kur'an'la kulun Rabbine yaklaşımını da bize anlatmış oluyor. Dolayısıyla kul oruç tutarak, Kur'anlı bir hayatın adamı olarak Rabb'e yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor ve ben kullarıma çok yakınım ayetinin son cümlesi لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ta ki kemale ererler, raşid insanlar olurlar, rüşte ererler, olgunluğa ererler buyurması da aslında bu söylenenleri özetlemektedir. Evet, insanın kemale ermesi, rüşte ermesi bu süreci yaşamasıyla mümkün olacaktır. Yüce Rabbimizin ey iman edenler çağrısını duymak, buyur Allah'ım diyerek o çağrıya uymak, size oruç farz kılındı emri doğrultusunda orucu tutmak, orucun farz olduğu ayda Kur'an'ın indirildiğini hatırlayarak, bir anlamda Kur'an'ın inişini oruç tutarak kutladığını düşünerek, Kur'anlı bir hayatı yaşayarak ve sonunda da ellerini açarak Yüce Rabbimize dua ederek kul olarak Rabbine yakınlığını ifade etmesidir. Onun için oruç bizi Rabb'e yaklaştıran, bizi ötelere götüren, bizi Rabb'e, Rabb yolunda, Rabb'e giden yolda, yolculukta bize mesafeler kat eden bir ibadettir. Hepimiz biliyoruz, Allah'ın seçkin kulları melekler, nurdan yaratılmış varlıklar, yemezler, içmezler. Onlarda nefis de yoktur. Yeme, içme ihtiyaçları da yoktur. Ama bir anlamda onlar oruç tutarlar her zaman. İşte bizler insan olarak, iradeli olarak, nefsimiz, canımız yemeği, içmeyi istediği halde onlardan uzak durarak bir anlamda meleklere benzemekteyiz oruç tutarken. Melekleşmekteyiz Ramazan orucunu eda ederken. O halde melekleştiğimiz bu günlerde meleklere yakışır davranışların adamı olalım. Unutmayın, melekler gıybet etmezler, dedikodu yapmazlar, yanlış şeylere bakmazlar, haramları söylemezler, eylemezler, işlemezler. Madem ki oruç tutmakla melekleşiyoruz, melekleşmenin tatbikatını yapıyoruz, o halde oruçlarımızı oruca yakışmayan, melekleşmeye yakışmayan kötülüklerden, davranışlardan kurtaralım, uzak tutalım. Değerli kardeşlerim, 10 kişi aynı sahur sofrasında sahur yapıp oruca başlasalar ve aynı iftar sofrasında buluşsalar, iftar etseler, o 10 kişinin 10'unun da iftar sofrasında alacakları sevap aynı olmayacaktır. Her biri kendisini ne kadar oruca vermişse, ne kadar orucunu kaliteli hale getirmişse ona göre sevap alacaktır. Aynı şekilde hepimiz oruç tutan müminler olarak iftar sofralarımızda bir taraftan maddi nimetlerini Rabbimizin yerken içerken, diğer taraftan da manevi mükafatlarımızı alacağız. Ama tuttuğumuz oruca göre, orucun hakkını ne kadar vermişsek o kadar alacağız. O halde madem ki bu kadar saat aç susuz kalarak oruç tutuyoruz, madem ki sahura kalktık, niyet ettik, oruçluyuz diyoruz, o halde gelin oruçlarımızı kaliteli oruçlar haline getirelim. Oruçlarımızın kalitesini azami ölçüde yükseltmeye gayret edelim. Oruçlarımızı kötülüklerden, haramlardan, günahlardan koruyalım. Midemize tutturduğumuz o güzelim orucu ağzımıza da tutturalım. Boş sözlerden, yalan, gıybet, dedikodulardan, haram konuşmalardan, sövmelerden, saymalardan koruyarak. Midemize tutturduğumuz o orucu beynimize de tutturalım. Sadece Rabbimizin ölçüleri doğrultusunda düşünerek, kötü düşüncelerden,
suizanlardan, suikastlardan, suiniyetlerden beyinlerimizi koruyarak orucumuzun kalitesini artıralım. Madem ki midemize tutturduk o orucu, gözümüze de tutturalım. Harama kaymaktan, harama bakmaktan koruyarak, şu televizyonun sihirli ekranlarından, şu elimizde taşımış olduğumuz telefonların bizi günaha götüren boş anlamsız tuşlarına basmaktan, Kur'an'ın lağv dediği bize sevap kazandırmayan boş sözlerden, boş işlerden, boş mesajlardan kurtararak orucumuzu gözümüze de tutturalım. Elimizi de tutturalım. O el oruçlu eli olarak helalinden alsın, helalinden versin ama harama uzanmasın, çalmasın, çırpmasın. Ayağımıza da tutturalım. O oruçlunun ayağı hep hayırlı yerlere gitsin, hayırlı yerler için hareket etsin. Bütün organlarımıza oruç tutturmaya var mısınız? Unutmayın, midenin aç susuz kalarak tuttuğu orucun sevabını mide alacaktır. Ama o mideye göz de katılırsa, gönül de katılırsa, beyin de katılırsa, el, ayak, kulak, diğer organlar da katılırsa her biri tuttukları oruçlarının sevabını alacaklar. Ve orucun sevabı katmerli bir şekilde gelecektir. Onun için bütün organlarımızla oruç tutmak için bir gayret ve çabanın içerisinde olmalıyız. Unutmayalım, oruç yükselten, oruç bizi Rabbe yaklaştıran, oruç bizi süfli hayattan, nefsani arzu ve isteklerden, ulvi hayata, yücelere, ufuklara, ruhani olarak seyahat ettiren, yücelten amelin adıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de es-sâihât, es-sâihûn kelimesi kullanılır. Bu kelime hem seyahat edenler anlamına gelir ki Allah yolunda yolculuk yapanlar fesîrû fil arz feyanzurû keyfe kân âkıbetül mükezzibîn gibi ayetlerde yeryüzünde ibretle gezin, dolaşın da sizden öncekilerin Allah'ın ayetlerini, peygamberlerini yalanlayanların hali, akıbeti nice oldu. Bakın, emri doğrultusunda Allah yolunda meşru zeminde helalinden gezip dolaşmayı içine aldığı gibi bu kavram, es-sâih kelimesi, seyahat eden kelimesi aynı zamanda oruç tutanlar içinde kullanılmıştır. Kelime oruç tutanlar olarak da anlaşılmıştır. Peki oruçtaki seyahat nedir? Oruç, süfliyattan ulviyata bir yolculuğun adıdır. Oruç, nefsani özelliklerden meleki özelliklere bir seyahatin adıdır. Oruç, bizi Rabbe götüren, Rabbe yaklaştıran bir ibadetin adıdır. Onun için oruç, bizden önceki ümmetlere de farz kılındı. Bütün milletler, bütün ümmetler, bütün peygamberler oruç emriyle geldi insanlara. Belki oruç tutma şeklinde ufak tefek değişiklikler vardı. Belki orucun yıllık olarak sayısında farklılıklar vardı. Oruç tutulacak ayda belki farklılıklar vardı. Mesela önceki şeriatlarda sahur yoktu, sahursuz oruç tutulmaktaydı. Ama son peygamberin belirlemesiyle oruç, bugün bizim tuttuğumuz oruç, bütün ümmetlere farz kılınan bir ibadet olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. O halde biz Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'e, ilk peygamberden son peygambere, bütün peygamberlerin, bütün tevhid ehlinin tutmuş olduğu, yapmış olduğu bir ibadeti yaparak tevhid birliğini de ortaya koymuş, ispatlamış oluyoruz. Yine dünyanın dört bir yanında milyonlarca, belki milyarlarca kardeşimizle beraber aynı oruç ibadetinin safında yer almakla oruç cemaatinin, oruç kervanının içerisine katılmış oluyoruz. Ve içerisine asla riya katılmayan, karışmayan bir ibadetle, ya Rab, sadece senin için ama yalnızca senin için oruç tutuyorum diyebilen müminler olarak orucumuzu ona yaraşır bir şekilde tutmaya gayret edelim.
orucumuzdan azami ölçüde istifade etmeye gayret edelim ki oruç hem bu dünyada bize huzur, güzellikler, hayırlar getirerek ikramda bulunsun, hem de ahirette orucun bize kazandıracağı sevaplarla, makam ve mertebelerle Rabbimizin rızasına ermiş olarak işte oruçlarımla geldim Rabbim buralara, bu yerlere diyebilmenin hazını yaşamayı bizlere lütfeylesin. Yüce Rabbim'den kendisine yaraşır oruçlar tutmayı hepimize nasibi müyesser etmesini niyaz ediyor. Orucun güzellikleriyle dopdolu bir hayatı ömür boyu yaşamayı hepimize nasip etmesini niyaz ediyor. Orucun kazandıracağı güzelliklerle Yüce Rabbimize varıncaya kadar, Yüce Rabbimizin huzuruna gidinceye kadar o güzelliklerin içerisinde olmayı bizlere lütfeylemesini niyaz ediyor. Hepinizi Yüce Rabbime emanet ediyorum.